Alanya Posta TV ekranlarından hepinize mutlu akşamlar. Ben Alkın Biricik. Ekip arkadaşlarıma teşekkür eder, güzel bir hafta sonu geçirmenizi dilerim. Alanya Posta TV ekranlarından hepinize mutlu akşamlar. ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları sınavının ilk oturumu olan temel yeterlilik testi bugün gerçekleştirildi. Alanya'da sınav huzurlu geçti. Öğrenciler ter dökerken veliler de heyecanlı bekleyişteydi. Binlerce Alanyalı öğrencinin üniversiteye girmek için hazırlandığı sınav, YKS'nin ilk oturumu bugün gerçekleşti. Alanya'da sınava giren binlerce öğrenci pandemi koşullarıyla sınav merkezlerine alındı. YKS'nin ilk oturumu olan temel yeterlilik testi bugün saat 10.15'te başladı. 12.30'da ise son buldu. Alanya'da bulunan 44 okulda gerçekleşen sınava 10.803 öğrenci katıldı. Alanya'da bulunan 44 okulda gerçekleşen sınava 10.803 öğrenci girdi. Öğrenciler istedikleri üniversiteyi ve bölümü kazanmak için 135 dakika ter döktü. Temel yeterlilik sınavında öğrencilere Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru soruldu. Sınava giren öğrencilerin velileri ise okul önlerinde dua ederek onları bekledi. İkinci oturum olan alan yeterlilik testleri ise yarın saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Alan yeterlilik testlerinde Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar Türk Dili ve Edebiyatı'ndan 24, Tarih 1'den 10, Coğrafya 1'den 6 soru yanıtlayacak. AYT'nin Sosyal Bilimler 2 testi 40, Matematik testi 40, Fen Bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal Bilimler testinde Tarih 2'den 11, Coğrafya 2'den 11, Felsefe grubundan 12, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya Ek Felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen Bilimleri testinde dağılımsa Fizik 14, Kimya 13 ve Biyoloji 13 soru şeklinde olacak. Sınava girecek öğrenciler içinse fotoğrafçılar ve kırtasiyeler yarın açık tutulacak. Kimliğin elinde mi? Var mısın da başka bir şey? Kapıyı kilitliyoruz arkadaşlar, lütfen son bir dakika, kilitliyorum kapıyı. Alanyalı genç Bahri Müftüoğlu bugün yapılan YKS öncesi yaşadığı sınav stresini yenemedi ve kendini asarak yaşamına son verdi. 19 yaşındaki genç Bahri Müftüoğlu üniversite sınavına gireceği gün hayatına son verdi. Genç adamın ailesiyle yaşadığı evde kendisini iple astığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken savcının genç adamın cep telefonunu incelemeye aldığı öğrenildi. Alanyalı iş adamı Adil Müftüoğlu'nun oğlu genç adamın cenazesi otopsi sonrası toprağa verilecek. Alanya Posta Medya olarak Müftüoğlu ailesine sabır, Bahri Müftüoğlu'na Allah'tan rahmet dileriz. Tepe Mahallesi'nde bir aracın 20 metrelik uçuruma yuvarlanmasıyla sürücü hayatını kaybetti. Kaza saat 12.30 sıralarında Tepe Mahallesi Demirtaş mevkiinde meydana geldi. Otomobil, sürücü Ali D'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Otomobil kayalık alanda takla attıktan sonra durdu. Kazayı fark edenler durumu 112 acil çağrı merkezi ekiplerine bildirirken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından sürücü Ali D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cansız bedeni polis ve savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Yükseköğretim Kurumları sınavına giren üniversite adaylarına destek olmaya giden velilerin heyecanına Alanya AK Parti Gençlik Kolları ortak oldu.
Alanya AK Parti Gençlik Kolları okul çevresinde heyecanlı bekleyiş içinde olan velilere ziyarette bulunup ikramlarda bulundular. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Cemal Yeniacun, tüm yıl çalışıp emeklerinin karşılığını almak için sınava giren öğrenci kardeşlerimizin heyecanla dışarıda bekleyen anne ve babalarını ziyaret ederek başarılar diledik. Emeklerin boşa çıkmadığı, herkesin gönlünce sonuçlar alacağı bir sınav olmasını temenni ediyorum dedi. Yaz sıcaklarının gelmesiyle birlikte kan bağışları da düşüşe geçti. Kızılay Alanya Şube Başkanı Mehmet Dikici ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Hüseyin Lakadamyalı Alanya halkına kan bağışı çağrısında bulunarak vatandaşları kan vermeye davet etti. Koronavirüs sebebiyle ve sıcak havaların da gelmesiyle birlikte kan bağışlarında az da olsa bir azalma yaşanıyor. Bu kapsamda vatandaşlara kan bağışı çağrısı yapan Kızılay Alanya Şube Başkanı Mehmet Dikici ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Hüseyin Lakadamyalı Alanya Posta Medya'ya açıklamalarda bulundu. Kızılay Alanya Şube Başkanı Mehmet Dikici, Alanya'da kan bağışının diğer illere göre daha iyi olduğunu ama yeterli olmadığını söyledi. Tabii kan bağışı işlerini yani kan hizmetlerini devletimiz Kızılay'a verdi bildiğiniz gibi. Biz de bunları Türkiye'de 300 noktada 3500 personelimizin de hepsi bu konuda tecrübeliler, doktorlarımız, hemşirelerimiz. Bu işleri yapmaya çalışıyoruz ve hastanelerin önüne kadar onu teslim ediyoruz. Yani vatandaşın verdiği kan bağışını. Alanya'da da biz ortalama 50-55 civarında günlük kan bağışı alıyoruz. Aslında bu bazı kan bağış noktalarına göre, Türkiye'deki yerlere göre iyi. Ama Türkiye'nin genelindeki stoklardaki bir düşüşten dolayı yani Alanyalıları, vatandaşlarımızı biraz daha kan bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum. Kan bağışı tabii kan bildiğiniz gibi fabrikada falan üretimi yok. Kaynağı insan. Sürekli de bir ihtiyaç. Özellikle Antalya bölgesinde de işte kan ihtiyacı sürekli olan hastalarımız var. Talasemi gibi vesaire. Dolayısıyla inşallah biraz daha gayret edersek kan bağışı konusunda sağlık yönünden de faydalı zaten. Pandemi nedeniyle kan bağışına olan ihtiyacın her zamankinden fazla olduğuna vurgu yapan Lakadamyalı son olarak, özellikle talasemi hastalarımızın en büyük ihtiyacı kan. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kan bağışının yapılabileceği tek yer Türk Kızılay'ıdır ifadelerini kullandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Spor Kulübü Yağlı Güreş Takımı Edirne'de düzenlenecek 660. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine Türk'ün ilk er meydanı Elmalı'da hazırlanıyor. (Gülüyor) 9-10-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Elmalı'da kamp yapan Büyükşehir Belediyesi Asat Spor Kulübü Yağlı Güreş Takımı çalışmalarını antrenör Ufuk Atalan eşliğinde sürdürüyor. Yuva Mahallesi Çayır Alanı ve Avlan Gölü Tabiat Parkı dağ tırmanış parkurlarında yoğunlaşan çalışmalarda güreşçiler zorlu doğa koşullarında tırmanış, tepe koşusu, depar ve kondisyon çalışmaları yapıyor. Genel Başkanı! Kırkpınar güreşlerine en iyi şekilde hazırlandıklarını ve Antalya'yı en iyi sonuçları alarak temsil edeceklerini dile getiren antrenör Ufuk Atalan, "Antalya'mızı en iyi şekilde temsil etmek, iyi dereceler almak için var gücümüzle çalışıyoruz. Elmalı'da 30 güreşçimizle yoğun bir antrenman programı uyguluyoruz. Bir ay sürecek kampımızın ilk iki haftalık kısmını tamamladık. Altın kemeri ve madalyaları alarak Antalya'ya dönmek en büyük arzumuz." diye konuştu. Asat güreşçisi Kırkpınar baş pehlivanı Osman Aynur, Kırkpınar'a çok iyi hazırlandıklarını ifade ederek, "Bize bu süreçte desteğini esirgemeyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederim. Pandemi döneminde bizlere sahip çıktı. Bizler de başkanımızı mahcup etmemek, ona güzel bir hediye sunmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi. Asat güreşçisi baş pehlivan Turan Balaban, çok güzel bir kamp dönemi geçirmekte olduklarını ifade ederek, tepe koşuları, kondisyon, tırmanış ve yağlı güreşler yaparak yoğun bir antrenman programıyla Kırkpınar'a hazırlandıklarını belirtti. Baş pehlivan Mustafa Batu da hedefinin Edirne'de kürsüye çıkmak olduğunu kaydetti. Değerli kardeşi Ömer Özgen'le beraber 2011-2012 yılları güreş yağımız, iş adamı Sayın Mehmet Özgen er meydanımızı şereflendiriyorlar.
Alanya Posta TV ekranlarında bir bültenin daha sonuna geldik. Ben Alkın Biricik, ekip arkadaşlarıma teşekkür eder, hepinize sağlıklı günler dilerim. Alanya Posta TV ekranlarından hepinize mutlu akşamlar. Ben Alkın Biricik. Ekip arkadaşlarıma teşekkür eder, güzel bir hafta sonu geçirmenizi dilerim.